beni vurdun. Kimse yaklaşmasın. Yengeciğim, ikiniz de iyisiniz değil mi? Ölmüş. Ambulans çağırın. Efendim, bizimle birlikte polis merkezine gelmelisiniz. Hayır. Olmaz. Lütfen komiser. Onun hatası değildi. Hiçbir yere gidemez. Neden hapse girecek? Hayır, neden hapse giriyor? Bayan Madubala, onu tutuklamıyorum ki. Bunu kendini müdafaa etmek için yaptığını çok iyi biliyorum. Ama resmi formalite işleri ve evraklar için onu polis merkezine götürmemiz gerekiyor. Böylece bu dosyayı kapatmak bizim için çok daha kolay olacak. Hayır, hiçbir yere gitmeyecek. Madu, hayır, tamam. Sakin ol, Madu. Sakin ol, her şey yolunda. Sakin ol Madu, her şey yolunda. Her şey yolunda, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Evet anne, ben gayet iyiyim. Arkeyi daha dönmedi. Doğru söylüyorum, iyiyim anne. Roma ile ablama da haber ver. Kapatmam lazım. Madubala ikimizi tekrar savaşmaya zorlayacak. Bu asla değişmeyecek. Arkey. Arkey bu... Yani o nasıl? Arkey Sultan iyi bir insandı. O böyle biri değildi. Bir anda... Neden bu şekilde yoldan çıktı? Hiç anlamıyorum. Nasıl böyle... Böyle alçaldı? Arkey... Bunlar... Neden oldu? Söylesene. Aşk. Aşk bir tutkudur. Aynı tutku beni de değiştirdi. Ama beni iyi bir insana dönüştürdü Madu. Aynı tutku sultanı da değiştirdi. Ama tabii yanlış yönde. Tutkusu nefrete dönüştü. Sonra nefreti yüzünden intikam almak istedi. Bir insanın tutkusu tüm sınırları aşınca insan körleşir. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu anlayamaz. Tek düşündüğü intikam olur. Sultanın işini bitiren şey de işte bu intikam oldu. Arkey, her şeyin sorumlusu ben miyim? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Yoksa bunları ben mi... Hayır Madu. Birine ihtiyacı olduğunda destek olmak ya da yardım etmek, ona aşık olduğun mesajını göndermek değildir Madu. Tüm bunlar insan olmanın gereğidir. Aksi takdirde hiç kimse birbiriyle dost olamazdı. Madu, Sultan yanlış bir fikre kapıldı. Biliyorum Madu, bunlara çok üzülüyorsun ama beni düşün Madu, olur mu? Sultan öldükten sonra bile ben huzur bulamadım. Birbirimizden öyle nefret ediyorduk ki saniyeler içinde bitiverdi. Duygular son buldu.
Her şey yoluna girecek Madu. Bu olay bizi bir süre rahatsız edecek. Bunu çok iyi biliyorum. Ama sonra her şey yoluna girecek. Evet Arki. Her şey daha iyi olacak. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Ne çok olay olmuş. Bana haber vermeye gerek görmediniz mi? Teyzeciğim, beni affedin ama buna mecbur kaldık. Lütfen anlayın. Sultanı yakalamak için Madun'un hayatını riske attı. Teyzeciğim, beni yanlış anladınız. Gerçekten başka çaremiz yoktu. Patron bana bu planı gizli tutmamız için emir vermişti. Patron ailenin içinden birinin sultana yardım ettiğinden çok emindi. İşte bu yüzden kimseye bu planı anlatmama izin vermedi. Aileden biri mi? Evet. Bu nasıl olabilir Hüttü? Sultana mı? Evet Rada. Bittu kesinlikle doğru söylüyor. Joshi Bey, lütfen bize bu kişinin adını söyler misiniz? Şu an onun tam karşısında duruyor. Sen ne saçmalıyorsun? Beni nasıl bununla suçlayabilirsin? Suçlamıyorum. Açıkça bunu yapmış olduğunuzu söylüyorum Dipali Hanım. Tartışmanın hiçbir anlamı yok. Joshi Bey, sınırlarını aşıyorsun sen. Ne cüretle karım hakkında böyle düşünebilirsin? O sultanın çetesinin bir parçasıydı. Düpedüz saçmalıyorsun. Ne çetesinden söz ediyorsun sen? Karım sultanı doğru düzgün tanımaz bile. Öyle mi? Demek sultanın çetesinin bir parçası değil. Peki o zaman kutlamalar sırasında neden dans ederken Madu'nun elini havaya kaldırdığını söyleyebilir misiniz? Dipali Hanım, sessizliğiniz söylediğimin bir kanıtı sanırım, öyle değil mi? Yeter artık. Bu doğru değil. Dipali'den şüphelenmeyin. Aile fertlerimden hiçbiri sultanla işbirliği yapmıyor çünkü. Sultan bunu tek başına yaptı. Sizi hatırlatayım. Sultanı gördüğü zaman hepimize haber vermişti. Doğru. Eğer sultanı görüp bağırmamış olsaydı, Arkay'ın haberi olmazdı ve eğilemezdi. Her şey olabilirdi yani. Efendim, lütfen anlamaya çalışın. Hayır Joshi Bey. Dipali sultanla çalışmıyordu. Eğer öyle olsaydı, Arke'yi kurtarmazdı. Neden böyle bir plan yapsın? Beni dinleyin. Dipali'den şüphelenmeyin. Hemen bu konuyu burada kapatın. Çünkü bunu planlayan tek kişi sultandı. Efendim siz... Joshi, karım içinden geçenleri söyledi. O kalbinin sesine kulak verir. Bu yüzden bunları söyledi. Peki efendim. Gidiyorum. Madu. Bana güvenip arkamda durduğun için teşekkür ederim. Dipali. Hayır Madu. İzin ver ben konuşayım. Evet, senden hoşlanmadığımı kabul ediyorum ama... Ama bugün karşında kendimi zavallı hissettim.
Ben sana borçlandım Madu. Hayır Dipali. Biz aynı ailedeniz. Madu, ben sadece şunu düşünüyorum. Sen aynı durumda olsaydın, Dipali aynı şeyi yapar mıydın? Aileye mensup olduğumuzu söyler miydin? Arkanda durur muydun? Hayır, yapmazdı. İstese bile beceremezdi. Çünkü o Madu değil. Madu sadece bir tane. Evet. Bu dünyada Madu gibi biri daha olmadığına eminim. Anne. Size davranış şekli... Hayır, hayır. Özür dilemeni istemiyorum. Bugün yanımda olman yeter. O kadar. Başka bir şey istemem. Tüm aile yine bir arada. Allah'a şükürler olsun. Arke, sen erken kalkmışsın. Evet, ben bir şeyler almaya çıkmıştım. Aryen'i bugün yatılı okula yazdırdım. Ve Bayan Mira için yapabileceğimin en iyisini yaptım. Biliyorum. Bu yüzden seni çok seviyorum. Biraz garipsin. Ama benimsin. Çok tatlısın. Madu. Her şey geride kaldı, tamam mı? Artık Madu Bala yeni bir aşk hikayesine başlayacak. Hem de yeni bölümler. Karıcığım, neden kızgınsın? Dün yengenden özür dilediğin zaman düzeldin sanmıştım. Değişmiş gibiydin. Tatlı davranıyordun. Hem de çok tatlı. Tatlıymış. O kendini ne zannediyor? Şimdi de beni kurtarabileceğini mi sanıyor? Kendince. Karıcığım, boş versen. Sonuçta seni kurtaran o. Yoksa komiser Joshi seni götürüp hapse atardı. Tamam mı? Sadece ona borçlu olduğunu kabul etmelisin. Ve onunla barış artık. Barışın. Artık kes sesini Kenny. O kadın yengeden mi hak etmiyor? Ondan nefret ediyorum. Onunla ilgili her şeyden nefret ediyorum. Bu yeni bir gün. Ama karım hala aynı. Onu verip iki tane yeni eş alsam ne kadar iyi olur. Karıcığım, geçen gün bir laf duymuştum. Can çıkar huy çıkmaz diye. Günün özeti bu. La 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 la
Madu? Ben... Madu, sakin ol. Ama ben... Sakin ol. Gözlerini kapat. Arkay. Gözlerini kapat hadi. Fazla oluyorsun. Evet. Benim ama... Fazla olduğum söylenemez. Ben tekim. Arkay. Arkay. Bir şeyi unutuyorsun. Oo. Fena değil benim romantik kedim. Sindur. Sindur mu? Ben de parmağını kes, Sindur yerine kanını sür diyeceğini sanmıştım. İçindeki vahşi canavarın ölmesine izin verme. Benim vahşi kedim. Ben... Üzgünüm. Bugün pazartesi. Yani romantizmden uzak durmalıyız. Bu yüzden hiç bugün romantik bir şey duyamam. Neden beni hayal dünyasından bu acı dünyaya çekiyormuşsun gibi hissediyorum? Böyle olmaz ki ama. Karıcığım, şimdi aşka bir son verip bana yarın... Sebze ve süt almam gerektiğini söylersin sen, öyle değil mi canım? Ne söylersem yapmak zorundasın, bunu kabul et. Dün günümüzde sözlerimizi tutmaya yemin ettik. Bekle ve gör. Şimdi Bittu gelir. Patron! Söyle Bittu. Tören başlamak üzere. Teyze size hatırlatmam... Evet Bittu, geliyoruz. Annem burada. Anne? Allah'ım, her gün, her gün şuna bakmaktan sıkılmıyor musun? Madu. Nasılsın? Gayet iyiyim. Hindistan'ın annesi ablanla meşguldü. Benim işim yoktu, ben de sana geldim. İyi etmiş miyim? Çok iyi etmişsin. Gidelim. Hadi. Çimpun. Nasılsın? Karıcığım, bir müşterim oldu sanırım. Onları birbiriyle evlendireceğim. Aklından bile geçirme. Bu benim işim. Peder, törene başlayın. Töreni siz mi yapacaksınız? Hayır. Ben değil. Töreni Madu ve Rişap yapacak. Tamam. Şunu alın.
गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरके